Celal abi gördüğün gibi değil. Bir dur da bir dur. Ne değil la? Ne değil? Kızımı sabanlığa atmışsın. Çık ula dışarı. Kanuni toprağa akıtacağım. Baba vurma sevdiğimi. Seveyim beni için aranacak beni kıymağa. Ne alması ne alması ya? Bir sus kız sen de. Çık dışarı. Yürü. Ula çık. Yürü. Lanma getip durma ha. La yürü dedim sağa. Bak elini ayağına hakim ol itme beni. Defne hür. Geri çekin. Leyla. Çocuğu al içeri gir. Defne götüreyim şimdi buradan. Ne oluyor burada? Satır. Satır. Dedem dur. Satır. Dedem geri çekil. Dedem dur. Ula Satır. Ula bırak anne. Şehadet getir ula. Etme baba. Sen önleri ayırma. Bir çekil. Ne sevmesi kızım. Kapat çeneni sen de be. Ulan adam bak. Sen de anlamadan dinlemeden konuşma. Çek şu silahı muncurumdan. Dağıtacağım lan muncuru. Bekle sen. Başlayacağım ama ha. Başlayacağım şimdi. Lan niye aldın kızımı sabanlığa? Ya havle. Ben senin kızını sabanlığa falan almadım. Senin kızın kendisi geldi. En fazla senden bir dakika önce gelmiştin. La madem şimdi geldi abi be. Senin eve misafirlerin beklerken ne işin var sabanlıkta? Cin olmadan şeytan mı çarpaysın la? Şerefsiz! Lan! Sen kime şerefsiz diyorsun lan? İndir lan o silahı. Yalın dur. Geri çekil. İndir dedim sana Celal. İndirmem toprak. Bu işi kan temizler. Ne? Değildim diyorum sana. Vuracaksa vur be adam. La madem değildin. Kızı samanlığa atarken görmüşler seni. Kimleydin lan? Kimleydin? Benimleydi. Haydi. Ne dersin? Üşüttü kız kafayı. Senden olsa samanlıkta basılan sen olurdun. Kim de basıldı benden demek ki samanlıkta ben almış. Habibe sus. Vallahi alacağım ayağımın altına seni ha. Sen kimin kızını ayağının altına alıyorsun lan? Hay Toprak abim. Toprak abim bak o samanlıktaki bendim. Bu var ya bu. Bu benden sonra geldi ha. Yeşim. Tamam abim sakin. Yeşim geç içeri. Sen de vuracaksan vur rivri edip durma. Vur ulan vur. Dağıtacağım la beynini. He? Yeter. Satır. Bu işin çözümü bu değil. Şimdi evine git. Sonra sakin kafayla konuşuruz haydi. Toprak. Seni severim. Ama bana bu tabancayı kullandırmaya sebep verme. Bu işi ya kan temizler ya da nikah. Abi. Bak sana abi diyorum, benim ağzımı bozdurma. Şimdi evine git, sonra konuşuruz. Bütün köyü rezil ettin kızını. Yazık değil mi abi be? Ya siz de bir daha alın gidin. Sıkacağım ve vurucun topuklarına. Tamam. Tamam Toprak. Şimdi kızımı da alıp eve gideceğim. Ama bu iş buraya bitmez. Akşam eve geleceksiniz, konuşacak. Yürü kız, yürü. Gördün mü babaanne bu kıza yüz vermenin sonunu? Ha ben de dum. Babaanne. Tamam. Çınar. Şimdi sırası değil. Hadi herkes topla İstanbul'a dön. Ben meseleyi çözer öyle gelirim. Olmaz abi seni yalnız bırakmam. Çınar. Herif zaten kızını senin üstünde bırakmaya çalışıyor. Git dedim. Ama abi sana... Çınar. Tamam peki ya. Hadi herkes toplasın işe. Geldin desem mi bilemedim Toprak. De baba de.
Hoş gelmiş, sefalar getirmiş Toprak abim. Ben şimdi size bol köpüklü bir görücü kahvesi de yaparım. Oturun, oturun. Gördün mü Toprak? Senin o kardeşinin hayalleriyle oynadığı kızım ne kadar da saf, ne kadar da temizdir. De bakayım, nasıl temizlenecek bu masumluğa sürülen leke? Benim kardeşim kimsenin hayaliyle oynamaz Celal abi. Bunu sen de, ben de, bütün köy halkı da gayet iyi bilir. Bilmek yetmezmiş Toprağım. Bunu gördük. Şimdi bu işi temizlemenin iki yolu var. Ya ben tabancamı dayayacağım Çınar'ın kafasına ya da bu işin nikah temizler. Sen nere tabanca dayıyorsun lan? Bir kere yaptın, olayın şokuyla ses çıkarmadık. Sıkıysa bir kere daha dene. Toprak, sabrımı taşırma benim. Kız babasıyım ula ben. Gelmişsin evime. Sen o kızına dua et. Habibi olmasa zor gelirdim ben senin evine. Toprak, oldu bir iş. Sen de bilirsin. Bir kızın adı çıktı mı başına neler gelir. Ben mi öğreteyim sana Raconi? Hem belki de o kadar kötü değildir bu durum. Bu dünürlük işi ikimizin de işine yarayabilir. He? Ne dersin? Nasıl yarayacakmış? Senin gemilerin. Benim ticari mallarım. Bir birleştik mi? Kimse tutamaz bizi. Ha şöyle. Sadede gel Satır Celal. Senin kızının durumunda falan gözün yok. Tek derdin silahlarını kaçıracak tezgahı kurmak. Ama benim gemilerim sana yatak olmayacak. Etme Toprak. Böyle laflar deme. Kapıları kapatma. Gemileri yakma. Uy. Mecaz ettim ya ben. Gemileri yakma dedim. Ne kadar sanatsal oldu. He. Uydu da. Uysa da uyumasa da ben sana bir şey diyeyim Satırcı. Değil gemileri. Tersaneyi. Hatta donanmayı yakarım. Yine de senin tezgahına ortak olmam. Aa. Şimdi de aklıma atasözü geldi. Büyük lokma ye ama büyük laf etme demişler. Onu pek iyi dememişler Satır Celal. Bizim büyük lokmada gözümüz yok şükür. Ama büyük laf ederiz, arkasında durmayı da biliriz. Bu lafı afiyetle yiyeceksin Toprak. Zira yarın gelip kızımı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle isteyeceksiniz. Alnına sürdüğünüz o lekeyi temizleyeceksiniz. Aksi halde... Aksi halde? Satır Celal kimmiş tanırsınız. İyi ya. Tanıyalım bakalım kimmiş bu Satır Celal. Oy Toprak abi, nasıl bilmezsin kimdi Satır Celal? Aha babam durdu. He Habibi he. İyi geceler abi. Zavallı Leyla yengem yüzünden Mecnun'a dönmüş, yazık. Babamın ismini unuttu. Kahve içmeyi unuttu. Ben istemeyi unutmadı inşallah. Günaydın koçum. Abi. Ne yaptın Satır'ı? Sen aramayınca merak ettim. Yol yorgunsundur, uyuyorsundur diye aramadım. Dün akşam ortaya çıktı Satır'ın nerede. Neymiş? Bizim gemileri kullanmak istiyor. Nasıl kullanmak istiyor? Yoksa aklıma gelen şey mi? Aynen. Vay şerefsiz. E ne olacak şimdi? Bir şey olacağı yok, cevabını verdim. Vazgeçmeyecek o herif, vazgeçmeyecek. Of of! Üzme sen kendini. Baş ederiz merak etme. Sen ne zaman döneceksin? Bugün tersanenin güvenliğini arttıracağım. O işleri halledeyim dönerim. Tamam, tamam abi. Beni habersiz bırakma olur mu? Tamam koçum, görüşürüz. Börek yaptım, lahana sardım, burma tatlı yaptım. Onları yesinler, sonra peşine dayarım kahveyi. Sonra gelsin Allah'ın emri, peygamberin kavli. Aferin babam, maşallah babam. Çok iyi hazırlık ettim. Babam da nereye?
istemeye kaldı ya. Neredeyse gelecekler istemeye. Adam yok. Kimden isteyecekler beni? Soba borusundan mı? Gelmeyecekler. Kızım isteme. Toprak İstanbul'a gitmiş. Nasıl? İstemeden mi verdin beni? Öyle olmaz. Kahve yapmam lazım benim. Hadi sen dur. Habibe, sen kime çektin? Rahmetli anan cin çarpan şeytana ders verirdi. Ufakken ben senin başına çok mu vurdum bilmem ki. Kes. Uzatma. Ben şimdi İstanbul'a gideyim. O toprak çizmeye çok açtı. Toprak abim bizim aşkımıza engel mi oldu? Beni istemeyecek mi? Telaş yok. Alacağım seni uşak. O iş bende. Destur lan sabah sabah. Bu ne böyle mekan basar gibi? Destur verecek olan benim toprak. Bastık diyelim biz o. Size verdiğim süre bitti. Baktım sizden ses seda yok. Dedim bir gideyim. Kendimi hatırlatayım onlara. Hatırlatacağın bir iş yok Celal abi. Abim son sözünü söylemiş. La ne zaman söylemiş? Ben niye bilmeyirim? Satır. Ben sana son söyleyeceğimi söyledim. Şimdi Allah'ın selamını al, git. Lan ne güzel konuşursun toprağım. Aynı şair gibi. Ama benim şiir dinleyecek vaktim yok. O yüzden aslanım, kendi anladığım dilden konuşacağım. Bir an önce kızımı gelip isteyeceksiniz. Yüzüne sürdüğünüz lekeyi temizleyeceksiniz. Bu iş ancak böyle biter. Abi, sakin. Bunun bir halt diyeceği yok. Sen şimdi buraya geldin. Benim kardeşime silah doğrulttun ya Satır. Hani sen o silahla bütün işi çözerim sandın ya. Çok yanlış sandın. Bizim silahla işimiz olmaz. Bizim zorbalıkla işimiz olmaz. Ama gerektiğinde anladığın dilden konuşmasını biliriz. Büyük laflar he toprak. Ben o silahın içine doğdum. Sen o silahı sonradan buldun. Merak ettim ulan. De bakayım ne diyeceksin. Ulan gene muhteşem laf ettim ha. Çınar. Görüyor musun? Abinle beni ne hale koydun. Dövdü mü uşağım? He? İndirin la silahlarınızı. Biz uyarımızı verdik. Şimdi gidiyoruz. Kahve için ısrar etmeyin. Hiç vaktim yok. Ama bir ara siz benim kahvelerimi içersiniz. Haydi. Neler yaptırıyor oğlum bu adam bize? Herife resmen silah çektim lan. Abi, biz bu manyaktan nasıl kurtulacağız? Kurtuluruz koçum, kurtuluruz. Merak etme sen. Havlayan köpek ısırmaz. Ne diyorsun? Dedim bile. Sen şimdi bunları düşünme oğlum. Akşama kız alıyorsun lan. Yeşim, ne zaman istemeye gelirler acaba? Bilmem ki.
Ay ben de çok heyecanlıyım Meftune abla. Oy Meftune ablasının kuzusu. Yüzüğe bir daha bakayım. Çok güzel. Ay, çakır gözlüm. Kara kız. Ne yaptın? Gittiniz mi eve? Evdeyiz aşkım. Biz biraz önce geldik. Meftune ablayla valizleri boşaltıyorduk işte. Sen aradığında da yüzüğüme bakıyordu o tam. Öyle. Ha, sana selam var bu arada. Aleyküm selam. Sen de çok selam söyle Meftune ablaya. Ne yaptın? Abin yüzüğü gördü mü? Abine söyledin mi? Ay yok. Daha cesaret edemedim. Ya zaten ben kendime yeni yeni geliyorum Çınarcığım. O kafana dayanan silahı düşündükçe... Böyle düşündükçe fena oluyorum. Nazlı yârim. Düşünme öyle şeyleri. Geçti gitti. Unut artık da. Tamam. Ben unuttum. Zaten benim şimdi abime konsantre olmam lazım. Ay Çınar. Ben nasıl söyleyeceğim abime? Bak istiyorsan ben geleyim sabah beraber söyleyelim. Yok. Olmaz. Ben sabah kadar falan sabredemem öyle. Şimdi inip söylerim ben. Bak ama kızacak biliyorsun. Bizi acele etmeyin dedi lafını dinlemedik. Olsun. Anlar o beni. Yani. Sanırım. Anlar. Hem zaten ben bunu böyle söyleyeyim gitsin bence. Çünkü bana kızmaz o. Gelip sana çatar ha. Çatarsa çatsın da biz aramızda hallederiz onu. Yeşim. Ben seni şimdiden çok özledim be. Ay. Ben de seni çok özledim aşkım. Böyle ayrılalı bir ay olmuş gibi sanki değil mi? Of lan of bir evlensek ya hemen ya. Ya delisin sen ha. Neyse o günler de gelecek. O zaman sabah beraber kahvaltı yapıyoruz. Olur. Çok güzel olur. Pek de güzel olur. Tamam güzelim. Hadi kapat telefonu şimdi. Sen kapat. Yeşim. Bir tanem kapat telefonu. Ay Çınar sen kapat. Yeşim. Güzelim kapat telefonu. Sen kapat. Kapat da telefonu. Ay. Öküz. Sana kapatma işte. Allah Allah ya. Allah Allah. Hayır arkadaş. Hem zevk susun hem de Çınar'ımın peşinde koşarsın. Bu ne çelişki derler adama. Bir şey demeyeyim diyorum ama mecbur diyorum. Bak tipe bak. Dur bakayım. Vallahi de baktım. Hay saçların haline dur. Yaşı bir şey takmış. Kızım sen fındık dalı mısın yeşerirsin? Tövbe yarabbim. Takip edeyim de kız nasıl oluyor görsün. Neredeymiş o? Çınar buradan takip ediyor ya. Follow ediyor. Habibi mi o? Vallahi de o. Hay bir de Çınar kalp Habibe yapmış ya. Sil. Habibe kalmasın. Sil bunu. Tamam. Ne sileceğim be? O inek sağlığı.
almak konusunda iyi olabilir. Ama ben de sosyal medya konusunda iyiyim canım. Görsün. Gör. Ama öyle deme kara kız. Sen de inek sağma konusunda çok iyisin. Ama işte inek bozuk çıktı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun acaba Çınar? Ayrıca ben isteseydim o inekten süt de çıkartırdım, ayran da. Tabii canım. Sen ineği sağana kadar süt ayran olurdu zaten. Çınar. Bak ben zaten gıcığım bu Habibe'ye. Tüm hıncımı senden alırım he. Tamam da tamam. Atarını sevdiğim. Hadi sus. Sen geç arabaya, şimdi gidelim güzel bir kahvaltı yapalım. Hadi. Hadi. Hadi kara kızım benim. Hadi. Ne Duda, papaz mısın sen? Ay, tövbe! Kumaş inmedi mi, bu ne Du? Başına kara başlık, gel edelim kardeşlik. Entari alman için vereyim mi bir harçlık? Ay bir de manili yorum yapmış. Biri bana laf sokmuş. Vallahi haksız da değil ha. Nasıl? Ne demek haksız da değil yani? Ya kızım giymişsin bir karış ete, koymuşsun onu buraya ya. Haydi. Ha sen Habibe'ye hak mı veriyorsun? Sen onun bana laf sokmasına hak veriyorsun yani. Gelip sana süt sağmakla kalmıyor. Sevgilimle sabanlıklarda basılması yetmiyor. Bir de gelmiş benim resmime manili yorum yapıyor. Ve sen buna hak veriyorsun. Ay siz çok iyi anlaşan bir çift oldunuz he. Ben aradan çekileyim bari. Hatta siz evlenin. Kendinize bir tane de dursun yapın. Ha? Böyle saadet içinde yaşayın. Ben çekildim. Evet, çekildim. Yeşim. Ne var? Atarını sevdi o. Nazlı yari. Sen şimdi bu masadan kalkacaksın. Sen bu masadan kalktın diye ben delleneceğim, ben daha önce kalkacağım. Sonra bir yerde sarılıp geri döneceğiz. Sonra tekrar gelip bu masaya oturacağız. O yüzden beni yorma. Kendini de yorma. Bu masadan kalkma. Doğru vallahi. Geri döneceğiz değil mi? Döneceğiz Yeşim. Peki o zaman ben tribümü hanım hanımcık masada atayım ha, böyle kalkmadan. Aynen Yeşimcim. Sen masadan kalkmadan hanım hanımcık tribini at. Tövbe estağfurullah ya. O zaman sen tam bir öküzsün Çınar. Aa Yeşim, hanım hanımcık atsana tribini, biraz kibar olsana. Öyle mi? Peki. Ay, siz tam bir öküzsünüz Çınar Bey. Çınar Bey. Öbürünü. Bir tane vururum. Bu kravatsız olur. Kızlar hazır mı? Hazırlanıyorlar, gelirler şimdi. Hadi de trafik var, geç kalacağız ya. He, geç kalmayalım, hemen gidelim. Çok lazımlı bir şey almamız lazım. Lazım babaanne. Kime lazım? Ha bana lazım değil. Bağ lazım babaanne, bağ lazım. Şımarık. Hadi beni tutmayın, benim akşam nişanım var, hazırlanmam lazım. Ha uşak ha.
yalınla seni bir arada görmeyeceğim. Ha ben dedim. Bu kız sonunda cicikçiye kaçacak diye. Kimse dinlemedi. Sakalım yoktu. Ha bu kızın da Çınar'la sonu sizin gibidir. Demedi demeyin. Babaanne. Çiçeklerle alay falan edeyim deme. Görüp göreceğin son çiçek olur bunlar kara kız. Ay ben sana daha çok çiçek aldırırım çakır gözlüm. Aldırırsın valla. Bana bugün hesabını vereceksin. İnsan bir telefonunu açar kızım ya. Defne bir şey mi oldu? Nasılsınız Toprak Bey evladım? Çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun evladım. Siz nasılsınız Pembe Hanım? İyiydik. Bahçede oynayabilir miyim? Tabii anneciğim. Dikkatli ol oğlum. Sen bugün niye işe gelmedin bakayım? Telefonunu da kapatmışsın. Ya başım ağrıyordu. Ben de yanına mesaj atıp uyudum. Ay ama ben sana kıyamam ya. İyi misin şimdi? İyiyim iyiyim. Hadi canım sen kahve yap daha kız isteyeceğiz ya. Ay. Şey. Tuz koysan mı Çınar'ın kahvesine? Ha? Koymazsan ayıp. Baba. Daha koysaydın insafsız. Vafa. Efendim. Müsaadenizle kahvelerimizde içtiğimize göre sebebi ziyaretimize gelmek istiyorum. Buyurun Toprak Bey oğlum. Süreyya Bey amcacığım. Yeşim'le Çınar bize söz düşürmeyecek şekilde birbirlerini sevmişler. Kararlarını vermişler.
Ama bizde bu işler böyle olmaz. Biz sizin de rızanızı gönlümüz rahat duymak isteriz. Efendim, uzun lafın kısası, torununuz Yeşim'i, kardeşim Çınar'a Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyoruz. Bilmem ki ne desem. Bir de kızımızın fikrini alalım. Sen ne dersin Yeşim? Siz nasıl münasip görürseniz dedem. İstiyorum desene kız. İstiyorum desene. Ay ben bilmem. Dedem bilir. Madem ki ben bilirim. Çınar'dan daha iyi damat mı bulacağım? Verdim git. İşte benim dedem daha. Oo, ne haber? Rüyasında öyle kıpır kıpır. Ay, ben şimdi sabah evden çıkıyordum. Bir bakıyorum karşımda Çınar. Her zamanki gibi. Hadi kalk gidiyoruz diyor. Nereye gidiyoruz diyor. Ben de onu soruyorum işte. Nereye gidiyoruz çakır gözlüm diyorum. O da bana diyor ki sürpriz sözlüm diyor. Sözümüzü kutlayacağız diyor. Ben diyorum ki ay romantik öküzüm benim diyorum. Sen bana sürpriz mi hazırladın diyorum. O da hiç hazırlamaz mıyım diyor. Ben de diyorum ki ay canım. Diyorum diyor, diyorum diyor. Anca laf, anca laf. Bir faaliyete geç. Tamam peki. Geçiyorum. Geç. İşte bu böyle beni bir yere götürmüş. Benim gözüm böyle ipek eşarpla bağlanmış. Yavaşça açıyor. Nenemin teknesi.
böyle güvertede muhteşem bir masa. Masada mumlar falan. Nasıl romantik, nasıl romantik. Çınar'ın kafasında bir kaptan şapkası. Nasıl karizma, nasıl karizma. Böyle çakır gözleriyle bana bakıyor. Ben kendimden nasıl geçiyorum, nasıl geçiyorum. Süreyya Bey de orada mı? Ay Meftune abla. Ne işi var dedemin orada ya? Ay ne bileyim. Onun teknesi değil mi? Ay Meftune abla. Karıştırma benim kafamı şimdi. Nerede kaldım ben? Çınar sana bakıyor. Sen kendinden geçiyorsun. İşte ben kendimden geçmişim böyle. Çınar böyle bana doğru eğiliyor. Eğiliyor böyle. Öptü öpecek yani. Benim kalbim güm güm. Sonra? O güm güm kalbimden değilmiş. Horon ekibiymiş. Ay horon mu? Bu nasıl rüya yeşim ya? Hiç sana yakışıyor mu? Ne yapayım? Rüya işte. Horon teptik biz de. Ay. Havşaka. Habibe, Barutçu apartmanında. Hayırdır, moron tepmeye mi? Moron tepmeye canım, moron tepmeye. O benim sabahlığım o. Yenge, saat kaç oldu? Ne kadar uyudun maşallah da? Saat daha 7. Benim sabahlığım mı? Neler ettim size, neler ettim. Kıymaklar ettim, mısır ekmeği pişirdim. Oy Habibe, ha sen mi ettin bütün bunları? He babaanne, ben hazırladım maşallah ba. Kız buldu. Hamarat kız nasıl olurmuş, fark ettin mi? Benim geceliğimi giymişsen onu fark ettin mi? Hapen verdim onu. Yoktu geceliği garibimin. O dana gibi valize çeyiz koyacağına bir pijama koyaydı ya. Olmaz Puli yenge. Ben Çınar'ın sevdası bir kırık iğne almadan kocaya kaçtı dedirtme. Ay hala Çınar'ın sevdası diyor ya. Hala koca diyor. Ay kafayı yiyeceğim ayol. Ay sakın Puli, bakarsın bir gün lazım olur. Ay. Sen hadi git Çınar'ı çağır da hazırladıklarını görsün. Unutmuştur. Sütünü yatırayım da sabah aç karnım açsın. Uyandır beni bu kabuslardan Allah. Bunun üstündeki ne? Benim bu çilem ne? Çınarım, sıcak sütünü getirdim. Habibe, sabahın köründe bu kılıkla elinde sütle ne işin var senin benim kapımda? Manyak mısın kızım sen? Anladım ben onu. El görür söz olur dersin ama korkma. Biz bir sayık. La havle. La havle. Ne kadar da ağırlı uşak. Yeşim.
Kurban olayım, kızma ama bu bana kaçmış. Ve bu üstündeki şeyle ilgili en ufak bir fikrim bile yok. Ne? Ne yapmış, ne yapmış? Kaçmış mı? Seven kız sevduğuna kaçar canım benim. Kaçmayıp da ne yapacaktı? Üstümdeki de çok yakışmış. Maşallah ba. Nasıl değdirdin? Ay, sabahlığına ne yaptın? Habibe kızım, bu ne hal? Merhaba, ben de buradayım. Eşim kızım, bu ne hal? Haberi duyunca böyle fırlamış. Yürüyeceğim, yürü, ben seni eve götüreyim. Yürü, yürü. Hadi, hadi. Hadi. Abi, sen de bunun babasını bul. Bulacağım, bulacağım. Tamam, hadi. Hadi. Baktı kız gitmeyi, tuttu kolundan, attı dışarı. Ne kadar da haşin uşak. Abi be. Yukarı. Hadi. Yürü oğlum, hadi yürü. Yani Çınar, ne olur yani, ha ne olur? Pijamayla üstü açık arabaya mı binilir de? Üstü açık araba kullanma kuralları da Çınar Barutçu'dan sorulur zaten. Hayır, ötekine sözlendiği gece bir adama kaçılmaz demiyor da, leopar sabahlıkta elin sözlü adamına sabah sütü getirilmez demiyor da. Ben mi dedim bana kaç diye? Bir, hoş geldiniz. İki, kim kime kaçtı? Üç, nereden geliyorsun bu pijamayla? İstediğim sorudan başlayabiliyor muyuz? Şimdi dedem, birincisi hoş bulduk. İkinci sorunun cevabı, o soruyu Çınar cevaplayacak. Üçüncü sorunun cevabı? Elektrikler kesildi, ben çalışamadım. Bu soruya ben cevap vermek istiyorum Süreyya Beyciğim. Hiç düşündüğünüz gibi değil. Yeşim de pijamaları da geceyi evde geçirdiler. Sabah çıktılar. Ben şahidim. Peki, Yeşim sabah çıktı da bu pijamalara ne oluyor? Onlar niye Yeşim'le birlikte çıktı? Bu sorunun cevabı da tıpkı ikinci soruda olduğu gibi Çınar'da dedem. Habibe bana kaçtı da. Ne? Ne? Değil mi? Ben de duyduğumda aynen böyle ne dedim. Haliyle o sırada pijamalarım da benimle birlikteydi. O yüzden onlarla birlikte evden fırladım. Ama gittim bir de ne göreyim. O kız benim sözlüme kaçmakla kalmamış. Bir de leopar sabahlıkla Çınar'a süt getiriyordu. Dikkatinizi çekerim dedeciğim. Leopar sabahlıkla. Pijamalarım ve ben çok mağdur duruma düştük yani. Benim söyleyeceklerim bitti dedem. Benimkiler çoktan bitti. Hadi sen git üstünü başını değiştir. Sonra biraz dışarı çıkalım, dolaşalım. Tabii Süreyya dedem de müsaade ederse. Yeşim, sen git üstünü değiştir. Sen de bana şu Habibe mevzunu bir anlat bakalım. Anlattıklarına göre bakarız. Buradan Yeşim'le mi çıkarsın? Yeşimsiz mi çıkarsın? Yoksa hiç çıkamaz mısın? Süreyya dedem, ver bir elini öpeyim ilk önce ya. Anlatırım ben. Hemen anlatacağım sana şimdi. Müftün abla nasılsın? Bir dakika. Yeşim, bir an önce evleniyorsa. Niye çakır gözlüm? Ya kızım, böyle bütün gün baş başa beraber çok güzel ha? Evet, öyle. Ay, iş yok, güç yok, aşk var. Bütün dertleri unuttum he. Bir kez olsun abi, ben aklıma gelmedi. Şimdi geldi.
Aferin sana Yeşim. Gül gibi ortamın içine ettin. Zaten dedenden yediğim lafları daha hazmedemedim. Bir de Habibe dedin, tam oldu. Ay tamam tamam. Ben bozduğum gibi düzeltirim Çakır Gözlüm. Merak etme sen. Çınar, sana Kız Kulesi'nin hikayesini anlatayım mı? Çok romantik. Hadi anlat. Çok eskiden acayip zalim bir kral varmış. Bu kralın çok güzel bir kızı varmış. Kız çok güzelmiş ama talihsizmiş. Çünkü zalim kral güzel kızını bu kuleye hapsetmiş. Kesin o kız bir şey yapmıştır. Yoksa babası durup dururken niye kuleye hapsetsin? Ay Çınar, kız niye bir şey yapsın ya? Babası durup dururken niye kuleye kilitlesin kızı? Kral adam da... Yok yok, o prenses kesin bir halt etmiştir. Uf Çınar, bu çok saçma bir kere. Büyücüler krala senin kızının ölümüne bir yılan sebep olacak demişler, ondan kilitlemiş. He, kızın rahat durmaması saçma, büyücünün gelip kıza yılan sokacak demesi saçma değil. Ay, masal bu işte. Hay ben devam ediyor muyum, etmiyor muyum? Tamam, devam et. Günlerden bir gün başka bir zalim adam kuledeki prensese bir sepet üzüm göndermiş. Çavuş üzümümü yapınacak mı lan? Haydi. Ay Çınar, ne alakası var şimdi ya? Tamam da dellenme, canım çekti. Neyse, neyse. İşte o üzüm sepetinden de yılan çıkmış. Yılan zehirliymiş tabii. Böyle en büyük elinden filan piton. Ya bu ne biçim kral da? Bunun adamları yok mu? Sepeti kontrol etmemişler mi? Ay etmemişler işte. Kız da ölmüş. Saçma. Hayır ben burada masal anlatıp romantik bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Ama nerede? Adam öküz. Bunun neresi romantik? Haydi. Tamam Çınar, sen daha romantiğini anlat canım. Tamam, gel. Bak. Bizim köyde bir kız vardı. Adı Hatice. Bu kız birine sevdalanmış. Sonra bu sevdalandığı çocukla kaçmışlar. Kızın abisi bunların peşine düşmüş. Şehre varmadan yakalamış bunları. Çekmiş silahını, dayamış oğlanın alnına, basmış tetiği. Ay. Sen misin demiş benim kız kardeşimi kaçıran. Beyni bir yere dağılmış, dalağa duvara yapışmış. Ondan sonra gözleri böyle yamaçtan aşağı tangır tangır yuvarlanmış. Ay, iğrenç. Neresi iğrenç de? Senin anlattığın hikayede kız ölüyor. En azından benim anlattığım hikayede herif geberiyor. Benimki daha romantik. Yok. Yok. Yok, yok. Vallahi benim bir şeyler yapmam lazım. Yoksa bizim hikayemiz en romantik olacak. Niye? Çünkü kız adamı öldürecek. Ama ben öğreteceğim sana romantizmi. Öğreteceğim, öğreteceğim. Gelmiştir herhalde. Ben bakarım kuşum. Ben de bir yüzümü yıkayayım. Beni böyle görmesin. Haydi. Senin burada ne işin var be? Esas senin ne işin var benim görümcemin evinde? Defnecuğum, görümcem. Sabırın çıkalım. Görümcem nerede dur? Kime görümcem diyorsun kızım? Sağ diyecek halim yok. Defne ederim elbet. Sen ne pişkin bir şeysin be? Bana bak güzelim. Şunu aklına sok. Biz Çınar'la sözlendik. Al bak bunlar da yüzüklerimiz. Anlayabiliyor musun? Parmağına takmış tenekeden yüzük gelmiş bağ hava atıyı. Çınar'ım onun bin katını alır bağ. Ben...
Ben seni var ya... Ay sen şu evden de çıkar mısın ya? Gitmiyorum. Aha da buraya oturdum. Sen fazlalıksın, sen git. Bana baksana sen. Öyle bir süt sağdım diye kendini bir halt sanma he. Sadece süt sağmıyorum ben canım. Her iş bende. Bunlar yetmezse sağ. Ot yolarım, odun kırarım. O da mı yetmedi? Traktör sürerim. Bu da sağ son kapak olsun. O zaman maşallah ba. Traktör mü? Nesini beğenmedin? Benim traktörüm de ustacık. Üstelik benim traktörün tekerleri senin o sıçan arabanı ezer de geçer. Ben de seni ezip geçerim. O zaman aferin bize. Yeter be! Ben şimdi gösteririm sana ezip geçmeyi. Buralarda ne senin süten işler ne de traktörün. Abi be. Gel Defne'cim, aç mısın? Oy rengin sanmış, gel ben şimdi seni beslerim. Gel. Al, at. Ne de olsa görüncemsin. Ben var ya ben. Ay yolarım seni. Ay yeşim, yeşim bir dur. Durmam. Bu fazlalık buradan gidecek. Sen git aşk yıkıcı. Kalkede yolmazıcı. Be ne diyorsun be? Ay yeşim ya sen yapma bari. Ay ben yaparım canım. Yaparım. Ben yapacağım. Yaparım. Ay neden bana çıkıyor? Yine bana çıkıyor. Çıkarlıkta bir yere kadar. Ne ya? Of yürek. Sesin içinden kanı kılı çıktı ya. Ay Yeşim, Yeşim bir dur. Ne siz? Herkes uyanacak ya. Yeşim ne yapıyorsun? Şşş. Abi beyi dövüyorum. He tamam tamam. Yeşim. Lan sen manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ay Çınar biraz kibar ol ya. Çekilir misin canım? Ay. Hayır. Bana depresyona girmek nasip değil arkadaş. Nasip değil. Bu kalas yüzünden en az 500 kere eve gelip depresyon pozisyonu almışımdır ama... ...şekilde o depresyonda kalamamışımdır. Ay. Of Çınar'ım. Çınar'ım nerede? Bak ne diyor hala ya? Yok canım o. Yeşim'i eve götürdüm. Hı? Yeşim bak çantasını da burada unutmuş. Gördün mü? Ben sana yastık falan getireyim. Görürsün sen Kılçık. Benim adım da Habibe ise ne bunu senin yanına korum ne de Çınar'ı sağ bırakırım. Haydi. Maşallah bah. Ne kadar da polimci kızım. Peki beni bu merdivenlerde sürükler Suna. Demek Çınar'ıma göz koyar Suna. Demek benim traktörümü beğenmez Suna. Ben senin arabanı tanınmayacak hale getireyim de...
Sen de gör o zaman Kılçuk. Ay Çakır gözlüm. Sen bana günaydın mesajımı getirdin. Getirdim de senden biraz tırsıyorum işin açıkçası. Niye daha? Şimdi yanlış bir şey söylerim falan döversin. Ay Çınar, ben öyle insan döven bir kız değilim bir kere. Hayatım boyunca bir tek o kızı dövdüm. İlkokulda bir de Merve vardı. Müjde vardı. Ay, Aylin miydi neydi o gözlüğünü ezdiğim? Bizim damat yine gelmiş. Gelmiş valla. Hayır yani. Kızın özgüvenine delirmemek işten bile değil ha. Bir de Defne'yi görümceciğim demiyor muydu? Bak güzelim. Tamam doğru söylüyorsun. İnsanı delirtmiyor değil eyvallah. Ama öyle saç çekmeler, yolmalar falan. Yani bunlar hoş hareketler değil yani. Ay sen gül Çınar gül. Oh ne iyi ettim de dövdüm. Maşallah ba. Bir, Çınar hoş geldin. İki, sen birini mi dövdün? Üç, Meftune dil altımı getir. Haydi, bu da alışkanlık oldu ha. Bitti vallahi. Haydi bakalım, başla. Bir, hoş bulduk dedem. İki, o soruya Yeşim cevap verecek. İkincisi dedem. Elektrikler kesikti deme sakın. Yo, gayet yanıyordu. Hatta ben merdivenlerden sürüklerken özellikle yakmadım. Neyi? Elektriği. Kimse duymasın değil mi ama şimdi? Kızın o kadar ağzını tıkamışım bağırmasın diye elektrikten yakalansaydım olmazdı yani. Olmazdı değil mi Çınar? Olmazdı. Bence de. Kızın ağzını mı tıkadın? Evet, ilk saçlarına dalarken biraz zorlandım ama sonra başardım yani. Maşallah söylemiş. O da aynen böyle söylüyor. Maşallah ba. Hayır yani sonra şimdi yapıştırınca ben suçlu oluyorum. Bir de çimdik dedin mi? Ay evet. Bu pek bana yakışan bir şey olmadı. Hayır çimdik demek ne ki yani? Hiç benim stilim değil ha. Senin adam dövme stilin mi var? Ay yok öyle özel çalıştığım bir şey değil elbette ama... Yani sonuçta içimde hissettiğim bir stil var yani. Doğaçlama. Yeşim yeter. Sen kimi dövdün? Ben o detayı söylemedim mi? Söylemedim değil mi? Söyleyeyim o zaman. Ben Çınar'a kaçan Habibe'yi dövdüm. Eyvah dedem. Dedem ne olsun? Ay Meftune abla. Dedemin dil altı nerede kaldı ya? Plan basit. Çılçuk'un arabasını çok arabalı yola götüreceğim. Yolun ortasına bırakıp çıkacağım. Sonra gelen vursun, giden vursun. Ben de izleyeyim, keyfini süreyim. Ne kadar da entrikacı bir kızım. İyi ki bütün o dizileri izliyorum. Maşallah ba. Takipçilerime de bir kıyak yapayım. Güven dun. Dağların karları eriyor mu? Benim dengim değilsin. Buna aklın eren mi? Benden aşık atarsın. Oyaklığına şaştım. Gör bak neler olacak. Tekerine yandım.
koca traktör kullanmış kızım ben. Maşallah bağ. Böyle bit kadar arabayı mı süremeyeceğim? Ay. Kork bence de cici kızım. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Birini dövmek nedir? Ay, dedem, haklısın. Bir daha olmayacak. Güvendiğin dağların karları eriyor mi? Benim dengim değilsin. Buna aklın erer mi? Benden aşık atarsın. Oy aklına şaştığım. Gör bak neler olacak. Tekerine yandığım. Habibe değil mi o? Vallahi de o. Yeşim! Ay! Bozo soğundu, bozo madron beni. Ay! Bozo soğundu, sigo adı. Ay yok! Bak, vallahi yok. Almış arabamı, cidden almış ya. Habibe mi o? Bozo soğulu, bozo madon beni. Bozo soğulu, vallahi de o. Bozo soğulu, bozo madon beni. Bozo soğulu, siga odore. Çınarım! Yatışıp geleceğini biliyordum. Bu kılçığın arabası beni aldı da vurdu duvara. Ne? Sen benim arabamı duvara mı vurdun? Ben onu vurmadım. O ben içindeyken intihar etti. Ne derler? Araba pert. Haydi. Çınar, ne olmuş? Tutmayın beni. Vallahi. Yeşim. Çınar. Yeşim. Bırak. Hayır, hayır. Ya bırak. Yapma karım. Sakin. Ya bırak. Yeşim sakin ol. Yeşim sakin ol. Bir tanem sakin. Kara kızım dur. Ben bir tane vuracağım. Vurma vurma. Eline yazık. Vurma. Dur. Dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.